Arkadaşlar merhabalar. Bugün MacBook'larımızın nasıl güncelleneceğini, ne zaman güncellenmesi gerektiği konusunda sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağım. Tabii Mac bilgisayarlarımızı alıyoruz, kullanmaya başlıyoruz ama güncellemelerini çok sık takip etmiyoruz. Güncellemeler cihazlarımız için, sadece bu MacBook bilgisayarlarımız veya telefonlarımız için değil, bütün elektronik eşyalarımız için önemlidir. Çünkü güncelleme gelmesinin nedeni o cihazda bir eksiklik görülmüştür veya bir açığı vardır. Onu giderilmek amaçlı güncellemeler gelmektedir ve cihazınıza da ekstra yeni özellikler kazandırmaktadır. MacBook'larımızda güncellemeleri yapabilmek için arkadaşlar sol üstteki elma işaretimize tıklıyoruz. Elma işaretimize tıkladığımızda, bunu Windows'taki başlat butonu gibi de düşünebilirsiniz, bu Mac hakkında kısım var. Buraya basıyoruz ve karşımıza bilgisayarımızın kullandığı yazılım sürümü hakkında bilgiler gelmekte. Mesela bizim şu anda kullandığımız neymiş? Mac OS Monterey sürüm 12.0.1. Şu an onun güncellemesini yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu aşağıda yazılım güncelleme kısmım var. Yazılım güncelleme kısmına basıyorum. Ve bastığımda güncellemeler denetleniyor diye bir uyarı geliyor. Bakın burada evet yeni bir güncellememiz varmış. Daha fazla bilgi diyelim. 12.1 sürümü gelmiş. Yeniden başlatmak gerekiyormuş. İşte burada yeni gelen özellikler hakkında bize bilgiler veriyor. Buraları incelersiniz. Özellikle mesela ne sıkıntılar varmış 12.0 sürümünde? Mesela masaüstü ve ekran koruyucunun fotoğraf arşivinden fotoğraf seçildikten sonra boş görünmesi. İzleme dörtgeninin dokunularak ve tıklamalara yanıt vermemesi. Touchpad problemi varmış ara ara. Ve birçok eksiklikler var. Bakın bunları bu güncellemeyle Apple firması gidereceğini beyan ediyor. O yüzden güncellemelere önem verelim. Güncellemeleri elimizden geldiği kadar devamlı ve sıklıkla yapalım. Buradan şimdi yükleye basıyoruz. Ve şu an artık indirilme kısmı başlanıyor. İndirildikten sonra güncellemeyi kendisi otomatikman gerçekleştirecektir. Sizler için önemli olan ya buradaki elma simgesine tıklayarak veyahut da burada sistem tercihleri kısmından güncellemeleri takip etmeniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.